Evet arkadaşlar, herkese hayırlı pazarlar. Böyle güzel bir İstanbul sabahından hafif bir kar, böyle bir deniz havası. Kenarda biraz böyle evin önüne indim. Dedim güzel bir video çekeyim. Böyle keyifli bir sabaha sizle paylaşayım. Bak burada yalandan kardan adamlarımız da var. Ama işte esas işte burada. esas kardan adam buradan mal. Şimdi bu video hakikaten böyle bu sabah kalktım böyle dışarısı böyle çok keyifli gerçekten. Dedim hani bir video çekeyim insanlarla hani hem ortamı paylaşayım hem de bir şeyler konuşayım ama eskiden biliyorsunuz böyle çok video çekiyordum. Özellikle işte finansal piyasalar hakkında, bunun psikolojisi hakkında yani işte hani eğitimlerde verdiğimiz, öğrettiğimiz şeyleri bazen böyle videolar çekiyorduk. Şimdi bugün böyle bir hikaye geldi. Yani yaşanmış bir olay. O yüzden çok iyi dinlemenizi, özellikle para piyasalarıyla uğraşan arkadaşlarınızla bu videoyu paylaşmanızı. Çünkü işte hani forex piyasasının veya işte para piyasalarında çok para kazanacağım derken neler başınıza geldiğinizi çok çok iyi göreceksiniz bu videoda. Gerçek, yaşanmış, birebir bir hikaye. Böyle çok hikaye var da son zamanlarda böyle çok fazla aslında böyle şeyler anlatmıyorum. Ama bu sabah böyle bir aklıma geldi bir anda. Nereden geldi bilmiyorum. Şimdi bir yandan da böyle manzarayı izleyin. Böyle benim gibi bir baltayı izlemeyin. Şimdi çok sevdiğim bir arkadaşım bir gün dedi ki, beni çağırdı. Ya Burak dedi, böyle böyle kenarda bir mülk sattım. Param var. İşte hani bununla bir şeyler yapabilir miyiz? Dedim ne kadar para? Şimdi normalde böyle videolarda çok fazla böyle hani para pul konusunda çok böyle bahsetmem ama bir hikayenin nereden nereye geldiğini anlayın diye özellikle para söyleyeceğim ki neler olduğunu görün. Dedi ki herhalde bir 1 milyon dolar param var, işte bir mülk sattım, işte bununla bir şeyler yapabilir miyiz? Dedim hani yani para lazım mı? Hani bir daha bir mülk alacak mısın? Edecek misin? Hani bir bekleme zaman maliyeti var mı? Hani ne kadar süreli bu para sende? Dedi, bir şey yok dedi. Yani dedi 1-2 senede ellemeyeceğim dedi. Yani mesela deseydi ki mesela 3-4 ay sonra bir mülk alabilirim. Hani o zaman çok bu işe girmezsiniz. Çünkü siz olun, birinci ders. Hiçbir zaman lazım olan bir parayla işlem yapmayın. Şimdi bazen şöyle şeyler oluyor işte. Abi işte kenarda bir param var. 3 ay sonra ödemem var ama bu parayı ne yapabiliriz? Bu 3 ay değerlendirelim. Sen git kumda oyna. 3 ay böyle parayı değerlendirelim. Hani burada tefeci faizi yok. Hani piyasalar bir anda bir ters döner. Sen bu sefer para kazanacağım derken elindeki paradan olursun. 1-2. Dedim ki hani biliyorum da çocuğu, riski seven bir çocuk. Dedim hani nedir dedim hani risk algın. Ha dedi abi risk alırız dedi. Ya dedi para başka türlü kazanılmıyor. Eyvallah. Şimdi bizim danışmanlık verdiğimiz insanlar da böyle konuşurken hep şunu sorarız. Bir, zaman menfumu. İki, karşı tarafı adamın risk menfumu. Şimdi riski sevmem bir adam güzel ama şimdi karşı taraf riski sevse de biz sevmeyiz. Niye? Şimdi biz hep şunu deriz ya, böyle acemi şansı. Genelde borsada acemiler hep çok para kazanır ama kazandıkları gibi de geri kaybederler. Çünkü daha önce yaşanmışlıkları, tecrübeleri, acı tecrübeleri olmadıkları için cesurdurlar. Hayatta cesurları sever değil mi? Doğru, güzel bir laftır ama tabii hayat öyle olmuyor çok fazla. O iş eski Roma filmlerinde öyle oluyordu. Şimdi dedim ki hani o zaman dedim hani şöyle yapalım. Hani bir eğitime gel. Bir hafta sonu güzel bir en azından bir eğitim vereyim. Hani bir işin mantığını anla. Ondan sonra dedim hani bismillah diyelim. Dedi abi dedi benim dedi zamanım yok dedi, işte şimdi dedi zaten dedi ben eskiden biraz yapıyordum biliyorum falan filan. İkinci büyük sıkıntı, her şeyi ben biliyorum, ne gerek var? Dedim ki bak böyle olmaz, çünkü sonuçta hani danışmanlık verdiğiniz kişinin de sizin paranızla ne risk aldığını biliyor olmanız lazım. Hani ya ben parayı verdim abi sen ne yaparsan yap, yok öyle. Hayatın sonu ne yazık ki her zaman arkadaşlar hüsran. O yüzden dedi ki zamanım yok. Peki dedim, sen bilirsin. Ama dedi ki ya işte bana dedi bir forex hesabı açalım. Ben dedi işte biraz dedi orada dedi böyle ufak ufak işlem yapayım. Tamam dedim ama dedim bak çok hani bulaşma, çok da para koymayalım oraya. Hani ben borsa tarafında daha çok değerlendireceğim. Tamam dedi işte dedi. O zaman dedim sana dedim bir işte 50 bin dolar koyalım. Hani sen orada keyif yap, tamam mı? Hani oyna. Biliyorum çünkü o işin nereye gideceğini, başımıza iş açacağını. Koyduk 50 bin dolar, işte 950 bin dolar bizde. İşte biz borsada ufak ufak iş yapıyoruz falan filan. İşte az kazanıyoruz, az kaybediyoruz. İşte bu ilk başlar forex tarafında para kazandı.
heyecanlandı. Oo dedi, güzelmiş dedi, ya bak dedi. Benle de alay ediyor şimdi. Hani ben de böyle çok konservatif davranıyorum. Çok risk almıyorum. Hani tabii kulağımızın arkası kaldığı için bir. Evi de büyük para. Yani dikkat ediyorsun. Ya diyor işte sen diyor işte bu kadar parayla diyor bu kadar kazandım. Ben bak bu hafta Forex'ten 50 bin dolarla bunu kazandım. Diyorum abi büyüksün, ağasın, paşasın falan, ama tabii içimden biliyorum hikayenin nereye gideceğini. Sen diyorum gene de dikkat et abi. İki hafta sonra telefon. Burak, abi bir 100 bin dolar göndersene. Hikaye başladı. Ne oldu oğlum? Abi işte bir para dedim, para kazanıyordun hani dedim, alay ediyordun benimle, dalga geçiyordun. Çok güzelmiş bu iş diye. Ya dedi işte tamam neyse dedi, sen dedi gönder. Ne oldu dedim, ne yaptın? Hani durumun ne? 50 bin doları bir 65 bin dolar yapmıştı. Sonra tabii para inmiş 30 bin dolara. Tabii şimdi 30 bin dolarla 20 bin dolar kazanamaz. Bana diyor ki bir 100 bin dolar ver. Ben burada teminatımı kuvvetlendireyim. Bu parayı çıkarayım. Ya diyorum bak hani para kaybettin. Boşu boşuna bak. El en azından bir hani eğitim al. Bak bir öğren bir şeyler. Bir hafta sonra göndereyim eğitimleri. Yok abi zamanım yok. Anladım ben. Bak anladım. Niye para kaybettiğimi anladım. Şimdi bunu çıkaracağım bak şimdi. En sevdiğim laflardan bir tanesi. Anladım abi. Parayı kaybedince herkes bir anladığını zannediyor. Halbuki yine bir bok anlamadı. Ondan sonra 100 bin doları gönderdik tabii. Adamın parası. Ne diyeceksin adama yani, göndermiyorum mu diyeceksin. Gönderdik. Aradan 3-4 hafta geçti arkadaşlar. Tahmin ettiğiniz gibi bir telefon daha. Çünkü bir, adamda bir kumar ruhu var. Seviyor. İki, hırslı herif. Bu parayı buradan kaybettim, buradan çıkaracağım. En güzel laflar bak, en sevdiğimiz laflar. Yani bu para gitti, ben bunu buradan çıkaracağım. Girdaba girmeye başladı. Para da var tabii bende. Bendeki paralarıma devamlı buna gidiyor. Ya oturdum bununla. Dedim bak, yavaş yavaş farkındaysan dedim. Hani işin içine iyice girdim, boku çıkmaya başladı. Tabii zarar olmuş 100 bin dolar. Zarar'dan bana söylüyor. Ha dedim bak yapma. Ha dedi ne yapacağız dedi, işte dedi bu parayı sileceğiz mi dedi. Ben dedi bu parayı çıkarırım dedi. Ben dedi bugüne kadar hiç mi girdim, işte para kaybetmedim falan. Aa coşuyor. Ya güzel kardeşim, sen bilmediğin bir boku yersen o parayı kaybedersin, doğru mu? Sen bilmediğin bir boka giriyorsun. Şimdi 20 yıl bu işi, hayatını vermiş adamdan danışmanlık alıyorsun, paranı veriyorsun. İlk başta adamda 950 bin dolar, sende 50 bin dolar vardı. Bugün itibariyle bir bakıyorsun, sende 250 bin dolar var, adamda 750 bin dolar. Yavaş yavaş adamdaki parayı çekiyorsun. Ve tahmin edeceğiniz gibi ben bu parayı göndermek istemedim. Çünkü bu işin sonunun artık nereye gideceğini biliyorum. Hani bu iş artık gidecek. Ama mecbur gene vermek zorunda kaldık. Para adamın parası. Ya dedik en son, kızdı. Para benim param değil mi kardeşim, sana ne dedi? Adam, bir adam size öyle deyince hiç bok diyemezsiniz yani. Peki kardeş dedim. Ah onu da verdik. Yanına iki tane adam aldı. İki tane genç çocuk. Burak dedi bak dedi. Room kurdum dedi. Desk room dedi. Herkese dedi işte, çocuklara da biraz ufak karışmış. Herkes dedi bir şeyler kovalıyor dedi. Alıyoruz satıyoruz dedi. İyi dedi. Düzen dedi kurdum dedi. Ya oğlum dedim, senin işin dedim bu mu dedim. Sen manyak mısın nesin? Ulan neyse bu böyle bir ay gitti, bu fena böyle olmadı, bir toparlar gibi oldular böyle bir. Ama tabii hikayenin sonu gene belli değil mi? Gene telefon, Burak 300 bin dolar göndersene. Lan oğlum gönder gönder, bir bok kalmadı ki zaten bizde yani. Bu işte ben mi parayı yöneteceğim, bu işi profesyonel olarak sen bilmediğin boku mu yapacaksın? Ne oldu tabii? Adam bütün parayı arkadaşlar, yani artık sinirlendim, bütün parayı yoldum. Çünkü hikayenin nereye gittiği çok belli. Verdik bütün parayı. Ve nitekim şöyle söyleyeyim, 4 ay sonra falan paranın hepsini batırdım. Peki ne oldu biliyor musunuz? Bir gün aradım bunu, ne yapıyorsun, ne ediyorsun falan. Bana sitem ediyor. Diyor ki sen soktun beni bu işlere diyor. Senin yüzünden oldu diyor. Bir de suçlayacak da adam ararlar. Yani ben sokmuşum onu bu işe. Lan oğlum yani artık benim tabii kafa gitti. Lan dedim hani biraz böyle hani beni biraz tanıyorsunuz biraz böyle. Ağzım da bozuldu. Lan oğlum dedim, ben sana bunu uyarmadım mı? Yapma etme demedim mi? Sen bana artistlik yapmadın mı? Bu benim param, seninle karışıyorsun demedim mi? Ben dedim sana Forex oyna, kaldıraçla. Ben sana bir 50 bin dolar para verdim ilk başta. Hani al tamam, hani kendine ehle. Ama tabii ben bu adamın bu kadar kumarbaz olduğunu bilsem onu da vermem. Çünkü niye? Kumarbaz bir adam arkadaşlar. Hani ufak bir para verseniz de o adam eninde sonunda o parayı kaybetmek için sizden gene para isteyecek.
Yani bu işin mantığı bu zaten. Kaldıraçla işlem yaptığınız sürece, hep bir kumar oynuyorsunuz. Ama paranız kadar işlem yaptığınız zaman arkadaşlar hiçbir zaman batmazsınız. Yani bunu böyle konuşurken şeyde de konuşuyoruz. Böyle mesela hani böyle borsa konusunda falan konuşurken de hep şunu söylüyorum. Ya işte insanlar borsadan korkuyor. Diyoruz ki ya kardeşim borsadan korkma. Abi işte çok kötü hikayeler var. E var tabii. E sor bakalım borsadan adam niye batmış? Yani kaldıraçlı işlem yaptığı için batmış olabilir mi? Kredili işlem yapmış olduğu için batmış olabilir mi? TIO ile işlem yapmış olduğu için batmış olabilir mi? Peki sen hiç İMKB 30'da işlem yapıp parasını batıran adam gördün mü? Parası kadar işlem yapıp parasını batıran adam? Hayır. Yani o yüzden kaldıraçlı yaptığınız her piyasa, yani bakın paranız kadar işlem yapın, mesela Forex piyasasında işlem yapın, gene para batıramazsınız. Bakın paranızı batıramazsınız. Ama siz Forex piyasasında, işte VIOP'ta paranız kadar işlem yapmayın. O paranın 10 katı kadar marjda işlem yaparsanız %99 eninde sonunda batarsınız. Ve bilmediğiniz işi yapmayın. Özellikle hep ne diyoruz? İnsanlarda şu var. Diyorsun ki mesela ya kardeşim biliyor musun girdiğin işi? Hani parayla para kazanmak istiyorum hocam. Hocam işte paramı enflasyona karşı koy. E tamam güzel. Çok güzel bir laf değil mi? Hani şey gibi işte faizleri düşüreceğiz, enflasyon düşecek. Harika bir kelime. E peki biliyor musun kardeşim bu işi? Yok bilmiyorum. İşte internette izliyorum, YouTube'da izliyorum. Hocam YouTube'da işte eğitim videoları izledim yani. Biliyorum çizmeyi. Ulan çizmeyi biliyorsun da tuşa basmayı biliyor musun? Onunla yaşamayı biliyor musun? Hayır. Ya hocam işte zamanım yok, işte bilmem ne eğitim falan. Çat bir bakıyorsunuz arkadaşlar 3 ay sonra telefon. Hocam, hocam ya ben sizi o gün anlamamışım ama Allah sizden razı olsun. Siz doğruyu söylemişsiniz ama ben anladım. Ne oldu oğlum? Gitmiş 50-60 milyar paradan. Paranın %30'unu kaybetmiş. Hocam işte eğitim alabilir miyim? Ya güzel kardeşim. Yani bilmediğin bir işe giriyorsun. Bilmediğin bir boka giriyorsun. Ben mesela ben borsacıyım. Ben hayatım boyunca bu işi yaptım. Şimdi ben gitsem mesela restoran açsam değil mi? Param var. Restoran açacağım dedim. Kafama taktım. Bir arada vardı öyle hikayelerim. Abi batarım ben 6 ay sonra. Çünkü bilmiyorum ki, yapmamışım o işi. Param var, gireceğim. E biliyor musun restoran açtık? Yok. O yüzden arkadaşlar bilmediğiniz işi yapmayın. Böyle video dinleyerek, işte YouTube'dan sevdiğiniz insanları takip ederek, beni, onu değil yani, ben de her şeyi bilemem. Yani biz de para kaybediyoruz. Yani biz de işlem yapıyoruz. Biz de yeri geliyor para kaybediyoruz. Biz de sıkıntılı günler yaşıyoruz. Hani siz zannediyor musunuz biz Allah böyle para basıyoruz böyle. Hani tefeci miyiz biz yani? Öyle bir şey yok. Yani o yüzden bu işi öğrenmeden, kendimeden bu işlere lütfen ama lütfen girmeyin. En azından giriyorsanız da kaldıraçlı işlem yapmayın. Paranız kadar işlem yapın. Bu arada da tabii ki ben hakikaten inşallah böyle videonun ses kalitesinde çok böyle bir bozulma yoktur. Kafa taş da gitti. Dediğim gibi pazar sabahı böyle güzel bir video çekeyim dedim. Hakikaten önemli bir video. Sizlerin de böyle hikayeleri varsa, yaşadığınız, arkadaşlarınızın yaşadığı, lütfen yazın. İnsanlar biraz okusun, görsün. Hani insanoğlu kendisi tecrübe etmeden bazı şeyleri anlamıyor ama en azından belki bir kişiyi, iki kişiyi kurtarsak bu tuzaktan, o bile bize yeter arkadaşlar. Dediğim gibi güzel bir pazar günü, böyle güzel bir tekrardan güzel bir ufak ufak, gerçi fazla bir kar yok ama güzel böyle bir deniz, kar, böyle bir hem içiniz açılsın hem de bir yandan ben içinizi karartayım. Lan diyeceksin ki lan Burak mısın, açmışsın güzel bir şey gösteriyorsun, hani içimiz açılıyor, öyle bir şey anlatıyorsun ki içimizi karartıyorsun. Ama gerçekler acıdır. Yapacak bir şey yok. Bak hem böyle biraz güzel şeyler gösteriyorum hem kötü şeyler gösteriyorum ki olayı daha iyi algılamaya çalışın diye. O yüzden herkese arkadaşlar iyi pazarlar. Keyifli bir gün olur inşallah. Yeni hareketli bir hafta başlayacak. Her hafta hareketli. Ama burada önemli olan hani haftanın ne olduğu, doların, altının, borsanın ne olduğundan çok böyle videolar. Eskiden bunları çok yapıyordum ama ben de bayağı bir sıkıntılı, böyle bir hararetli günler yaşıyorum. O yüzden hani hakikaten işte hani trade ediyorsun, YouTube'da sabah video çekiyorsun, akşam 11'e kadar ekran başındasın, hafta sonu işte eğitim veriyorsun, insanlarla konuşuyorsun. Ya hakikaten hani 7 günün 7 günü arkadaşlar, ne yazık ki bu işle yaşıyoruz. Biz de yoruluyoruz artık bazen.
O yüzden hani ama bu videoları böyle biraz daha böyle sanki çoğaltmam gerektiğini düşünüyorum. O yüzden herkese iyi pazarlar olsun, iyi haftalar olsun. İnşallah güzel bir hafta olur diyelim.